Ne yapacaksın sahipsiz olunca? Şey, benim seni bulmaya buraya geleceğimi öğrenince sağ olsun Murat yalnız bırakmadı. Ona çiftlikte de çok zahmet vermiştim. Rahmetli babam Murat'ı kendi oğlu gibi severmiş. Öyle dediler. Beni ona emanet ettim. Sözlü kendisi. Kız kardeşimle. Hatta babam hastalanmasaymış, evlenmiş olacaklarmış. Fettah'tan haber var mı? Biz her yere baktık, hastaneye baktık. Hiçbir yerde bulamadık. Biz onu bulmadan gidemeyiz. Ama kendi artık bir de Fettah'ı mı düşüneceğiz Allah aşkına yani? Bizim acilen buradan gitmemiz gerekiyor. Fettah başının çaresine bakar. Bak iyi bir yer bulmuş ki saklanacak. Onu bulup getiremediler. Bulsalardı kesin benim yanıma gelirdi o yani. Ay yok yok ya, ya şey yapalım bir yere, evine daha başka... Gülizar, buralarda dolanıp sizi ben daha fazla tehlikeye atamam. Hem sana yerini söylemediğine göre belli ki bulunmak istemiyor. İnsan arkadaşına yerini söyler değil mi? Belki de senin yüzünden daha fazla başının belaya girmesini istemiyordur. Bunlar senin anlayacağın konular değil tabii. Ay neyse ya, yorgunum zaten, hiç bu tartışmaya giremeyeceğim. Çocuğum sen bizi çiftliğe götür. Çiftlikte bizi kimse bulamaz. Ben de tam da öyle yapacağım zaten Suzan Hanım. Kocaman arazi, kuş uçurmazlar, kimseler bulamaz sizi. Hiçbir şey gelmez başınıza. Ha, erkek arkadaşın için de sonradan araştırma yaparız, sizi bir güvenceye alalım. Tamam? Ay ne erkek arkadaşı ayol. O bizim mahallemizin çocuğu Fettah. Ay hiç gücüm yoktu erkek arkadaşı falan. Ya yani Gülizar kim, Fettah kim? Haddine mi? Ne yaparım ben adamı? Senin baban da bizim çok eski aile dostumuz. Sağ olsun Mehmet Rıfat Bey'in yokluğunu bize hiç hissettirmedi. Hep el üzerimizdeydi, hep. E tabii uzak olduğu için ben bunlardan yakamı kurtaramadım. Beni çok severler. Sahnem de çok iyidir yani, başarılıyım çok şeyde. E Gülizar'ın da sesi çok güzel. Ben onu eve kilitler, gider şarkımı söyler gelirdim. Ama o da evde doğru durmadı ki, öyle klipler çekmeler falan filan bilmem ne. Hoş çocuk eğlencesine yaptı bunları ama onlar tutturdular illaki gelsin burada sahneye çıksın diye. Olacak iş değil, o bana emanet bir kere. Belli, bayağı ısrarcılarmış Gülizar'ı sahneye çıkarmak için. Sizi rehin tutacak kadar. Değil mi? Ne? Allah Allah ya. Sen bana bırak, bana. Hepsini bulup yiyeceğim buraya. Ayağının dibine yiyeceğim. Bak sana söz veriyorum. Ulan aklım almıyor lan. Tüysüz oğlanın bir tanesi. Kümesten tavuk kaçıran tilki gibi aldı götürdü karıyı. Hepiniz uyuyun. Lan belanızı versin. Bir arabaya atlayıp takip etmeyi de mi akıl edemediniz lan? Yıkanın gözümün önünden. Yıkanın gözümün önünden, elimden bir kaza çıkacak. O şunları tek soy. Defol lan! Tilki milki de. Bak kameralara yakalanmış senin soğan cücü. Deme lan. İster bakayım. Gel buraya gel. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Kesin kız da bunlarla birlikte. Ben şimdi plakayla elimle koymuş gibi bulurum onu. Lan bulacağım diyorsun diyorsun, ondan sonra bir şey yok. Bulmadan gelme tek soy, gözüme görünme. Bana bak Şerif. Bana işimi öğretmeye kalkma. Tehditlerini de git başkasına savur. Yemin ediyorum tepem atarsa bir daha gözüne görükmem, haberin olsun. Yof! Sen de horozlanacak yer arıyorsun be. Şerif. Bu arada siz hiç merak etmeyin Tuğrul Bey. Size sormadan çektiğinizi tahsile koymayız. Sizin krediniz sonsuz burada biliyorsunuz. İstediğiniz zaman ödersiniz. Koskoca Tuğrul sepetçiyi birkaç yüz bin lira için üzecek değiliz herhalde, değil mi? Teşekkürler, memnun. Çocuklar bir kahve yapsın size. Sağ ol, istemez. İsterseniz çocuklar bıraksın. Bu şekilde araba kullanmayın. Teşekkürler, şoför bekliyor aşağıda. İyi sabahlar. İyi sabahlar. Muhsin. Buyur abi. Sabah hesabı yaparken bu Tuğrul'un borcundan yekün al, haber ver bana, olur mu?
Tamam abi. İyi sabahlar Kuru Bey. Bana baksana sen. Evet, ne oldu? Nereye bakıyorsun sen öyle? Yani öylesine baktım, işte taksi denk gelir falan. Kimsin sen birader? Daha önce hiç görmedim seni. Ya sen buraya gelen herkesi tanıyor musun tek tek? Bana bak, belanı arama, akşam akşam çık git, nereye gideceksin? Bir daha da görmeyeyim seni buralarda, hadi. Ali abi, duraktan bir taksi çağır. Cengiz abi, gel gel. Senin için aşkla dolu veda gözyaşları dökmek isterdim Mehmet Rıfat. Ama sen bunu imkansız kıldın. Ben senin için nelerden vazgeçtim. Ne fedakarlıklar yaptım. Ama sen beni beş para etmez sefil bir kadınla aldattın. Senin için son bir sözüm var Mehmet Rıfat. İnşallah mezarında... Çürümüş balkon.